arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, en sonunda Enes Belli en sonunda çıkarttırdı havuzunu. Hatta hamdan neresinde patlak olduğunu bilmiyorum. İnene kadar yüz çimleyerek dolduruyor arkadaşlar. Deniz'i ayağının altına getiriyorum Enes'in. Artık şeylerde ne olmadı. Leğenin içinde yüzmekten kurtulsun. Leğenin içinde yüzüyor dedi abi Enes. Yani yüksek gibi geldi değil mi orası? Bayağı yüksek. Öyle küçük olduğuna bakma derin. Şuraya. Yani yüksek de böyle arası. Suya bak. Şuradan belli olacak. Ankara içinde değil burası. Böyle küçük olduğuna bakma derin ama biliyor musun biraz? Kanserlik ya. Şimdi gir yakın. Bir suya. Üstüne ısırsın ama tamam mı? Isınacak canım. Bu buz gibi bir su. Babamdan geliyor ya. Zaten hava sıcak, bir dakika da şey der. Şimdi yarın kartı ısın, yarın kartı ısın. Yüzden. İkimiz yüzelim burada. Güzel. Denize gidemiyor ama denizi ayağımıza getiriyor arkadaşlar. Şimdi suyu boşaldım, biraz sonra oraya doğru çekmemiz lazım. Evet. Yoksa bu yanda yüksek kaldı yani ansakta onda suyun dengesi suyu çıkarttı. Biz altta ben dolduran dükkanı o da su boşaltmayı değilmiş. Altta doldurmayı demiş. Suyu boşaltmayı değilmiş. Hele bir ara yine bundan yüzdük de. O zaman yine şiddik böyle suyun dolarken yani şey derken. Orayı açtıydı, orada suyu boşalttıydı. Ben unutmuşum te ne zaman olduğuna. En azından buradan yüzmeyi de öğrenirim. Hı? Gidip gelirim yani, yüzmeyi de öğrenirim bundan. Evet, sen orada su oradan alıp biraz yüzesine gitsin. Alçak kaldı orası. Ben ne yapayım? Bak sen buradan bakınca zaten belli oluyor. Şöyle biraz daha öyle olmayan çekelim. Şuraya doğru. Evet arkadaşlar, Hümeyra'ya bile geldik. Şimdi Aksaray'a gideceğiz. Hümeyra'yı da alacağız. Hümeyra'nın da doktorluk işi var. Evet şöyle. Ayakkabılık mı yapmışlar? Hani bizim o ebem oradan getirdiydin işte. Ne hayır yapmışlar? Onu yapabilmiş ama bak görüyor musun? Vallahi bilmiyorum. Yapmış. Yap demiş bunu. Yusuf vallahi helal olsun Yusuf. Yapmışsın ayakkabılığı. Helal sen öyle. Bir de şu an bir de şu an asaydınız. Bunu asacak da. Yas diyor, yas mı? Anlaştık. Adam ben beyaz beyaz mı diyor? Evet. Tuvalet asmattım sadece ben onu. Hani uykudan kalkmışsın gibi var. Sabahtan beri yatıyor bir şey. Çeksen düşer mi? Öyle çekmeyeceksin. Ne yapacaksın duran şeyden? Ne, diyor, hani, ne diyorlar? Böyle diyor, çeksen diyor düşer diyor. Öyle çeksen sen de düşer. Niye çekiyorsun da lan? Annemin üstünden bağlattım ben. Anne? Dandik yapmışlar onlar söyle. Ya yapmış işte, elinden gelmiş yapmış. Şu kapıyı da oradan alsanız onu da bir yere koysanız. Şu yakacaklarını koyuyor içeride. Bilmiyorum şurada kapan. Açık ol. Arkasını açman lazım. Evet. Da o yarın yağmur yağarsa şişer kalır biliyor musun? Ne kapısı da? Şu o kapı ya, bir tane kapı var ya. Şurada sok. Hare nasıl sıcak var oğlum? Allah bizi yüzüyordu. Merhaba bir öğün yemekler senden. Dirke. Bu nasıl oluyor babanla mı? Bilmiyorum ya. Yaptım yani yok. Öyle değil mi oğlum? Kimden bir öğün yemekler? Sen de hiç şişit mi ona? Anlamam ki baba. Yok Hümeyra sor bakalım Yusuf'a. Yusuf kimden böyle? Babamla.
babamdan. Bendenmiş. Evet. Hadi gidelim o zaman geç kalmadan. Gidelim. Varalım. Hadi. Hadi Yusuf konuşalım. Işte. Hadi bakayım. Seni götürün ne diyor? Selam arkadaşlar. Meyra ile Gamber alışverişe gitti arkadaşlar. Biz de bekliyoruz. Bu arada Gamber'e şey aldım arkadaşlar. Cihaz aldım yine. Bizi bomlattı. Artık durmadan bir şeyler istiyor. Yok cihaz al. Yok hoparlör al. Şey yok, aldın ya mikrofon daha iyi al. Çok hevesi düştü. Morukları alıncık. Bu sefer de amp aldıktırdı arkadaşlar bize. Durmadan daha neler alınacak. Valla. Nereden dedim çalgı çaldı, saz çaldı. Onun için şimdi de cihazını aldık arkadaşlar. Hayırlısı dur bari. İşte bölgede beklerken. Gelirler ya. Gelirler ya. Kahve mavi alacağım diyor. Şimdi gelirler. Daha bir şey değmedik. Daha zavayıp benim duruyor arkadaşlar. Meyra diyor diye mi? Ne diyor? Acıktım babam çıkmadı da diyor. Aynen öyle. Biraz orada işin uzun sürdü. Uzun sürmese işimiz yoktu aslında da. İyi de bunun sazının kapısı kopuyormuş, koparmış o gün. Onu bağladı evet. Adam. Onu denedi. Ondan yeni aldığımız cihazı denedi. Ondan sazına, sazı iyi işitmiyordu, dıngırdamıyordu. Ona apart taktı bir tane, kırmızıymış. Bu daha iyi dedi. Olmazsa dedi getir ben bir cihaz daha da harım buna dedi. 1,5 milyar dedi. Neşet tarzı dedi. Onu çalar dedi. Tamam dedim. Olmazsa onu getir dedi. O zaman getir dedi. Denesin dedi. Zaten çalıyor da boğuluyor. Görmedin mi? Şimdi denedi. Hepsini denedi. Saz tüllerinin hepsi vuruyor. Bu adisiymiş onda takılan. O zaman da attıktır dedi. Şeysi bozuk diyordu. Ne bizde akşam? Akortu mu bozuk diyordu. Akortu bozuk gibi çıkıyordu sazın sesi. Ama evet. Sazı bu cihaza bağlarsan, aldığımız cihaza bağlarsan daha net gelir ses. Çok cincik bir ses var bu. Bu amfi kendinden amfi. Bu amfi büyük amfi. İşte o hepsini bir alırsam onun üzerine baksana. Sistem kurmayı apelliyorsun. İyi olmuş o diyada. O diyada koymuş. Sandalyeyi de koymuş oraya. Mesela orada su boyu, su falan işi oldu mu ona göre ters çevirmen lazım apelliyorlar. Evet canım. Öyle arkadaşlar. Meyla gelsin bakalım. Meyla gel gelince görüşürüz. Daha karnımızı doyuracağız arkadaşlar. Vallahi acıktan ölüyorum ben. Yine zurna yemeği götüreceğim. Evet arkadaşlar. Üç kafadır gidiyor. Arabaya çarpacağınız zaman. Çok üstüne. He? Çarpacağız. Enes, şey, Sevi. Oğlan yarından sonra. Yarın göremez zaten. Sen ne verdin Ömer'e? Alışverişini yaptın mı? Yusuf'u da davara saldım diye. Yusuf'a selam söyle buradan. Zaten o Yusuf izliyor zaten bizi. Sen izlemiyorsun da. He? İyi sevil. Yusuf diyorum izleme oraya diyorum. Hümeyra'ya gönderin. Yo Yusuf izliyorum. Bu izlemiyor diyorum. Yusuf izliyor diyorum. Sabahları izliyorum diyor ya. Gidiyorum diyor orada izliyorum. Aynen. Bu arada şefaatli olsun çay içelim dedi ama maalesef karnımızı doyuralım ondan sonra inşallah bir dahaki de evet. Gamber'in zurna sevdası. İlle beni zurnacıya götür, illa zurnacıya götür diye beni geri buraya getirdi arkadaşlar. Bir sefer getirdim, tatlamağında kaldı. Meyhan mıydı, Gamber miydi? İkisi de. İlle bizi bir daha götür, illa bizi bir daha götürdüler. Tekrar bir daha getirdim arkadaşlar bunları. Ama bir ön Yusuf yok yazık. O da davarı var. Annene de zaten hiç sağlamı geldiği yok. Hep parçalanmış bir halde geliyor. Geçen gün görsen aynı böyle parça parça yedi. Ne?
nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bize sorarsanız biz de geldik hastaneden arkadaşlar. Kamera bir cihaz aldık. Cihaz aldık. Şurada apolyolar falan yok. Onlar da yavaş yavaş hepsini yavaş yavaş alacağız inşallah arkadaşlar. Seçildi. Apolyosuydu, mikrofonuydu, ondan sonra laptopuydu. Dizüstü bilgisayarıydı. Bunların hepsi alınacak. Şimdilik cihazını aldık. Başlangıcı yaptık yani. En önemli şeyi aldık şimdi. Önemli olan şeyi aldık. Aynen. Yavaş yavaş arkası gelecek ya. Hapsini aldık. Ondan apolyolarıydı. Ondan sonra işte şuydu buydu, kaplısıydı, mikrofonuydu diyen hesabı. O zaman bir de laptop aldık mı işini görüyordum. Hani kurbanın dediği gibi vara vara her şeyi yavaş yavaş. Heyecan. Hepsi birden alacak diye bir fayda yok. Aynen öyle. Meyra'yı bıraktık. Beni oraya götüreceğim. Hı? Beni oraya götüreceğim diyor. Niye? Müşkülüm var. Niye? Pasta yiyeceğim. Pasta yiyeceğim. Babam dedi. Demiş dedi aslında çay içelim baba dedi. Yo dedi. Ne iş varsa burada. Anı? Aman ne ya. Çocuk pasta yaptım çay içelim dedi. Karnımıza doyurdun dedi. Bir de çay içelim üstüne dedi. Yo. He ne ya? Dırt. Sana dırt. Dırt dırt dırt. Acayip oğlum vallahi. Ama bunu çocuk. Ne uçacak lan? Çocuk çay içelim baba dedi in de dedi. Niye benim evimde çay yok ben burada içeceğim hadi. Biz de senin evinde çay yok sandıydık. Var sandı. Mıydı? Vardı. Aa. 2 kilo vardı. 3 kilo vardı. Semaverini ne yapacaksın? Yok la demledim bile. Çayla. Hı. Şimdi dışarıda içeceğiz. Dışarıda mı çalışacağız? Hadi getir orada da içelim. Burada çektin işte ne bileyim. Git o zaman çaydanını sen al, ben de bardaklar al. Evet arkadaşlar dışarı çıktık. Serin serin hem konuşuruz hem çayımız içerik. Evet arkadaşlar bazı arkadaşlarımızın çok merak ediyor. Neyi merak ediyor derseniz? Neymiş? İşte çocuğun annesi babasına niye gidiyor? Ya arkadaşlar ben Yusuf'u ya da Hümeyra'yı bağlamayayım. Annesi babası orada her gün gidip görüyorlar. Ben video çekmek zorunda mıyım? Yani ben videomda göstermek zorunda mıyım da? Siz her gün bana o kelimeleri yazıyorsunuz. Bunun anası babası yok mu? Anası babası varsa yanında zaten anasının babasının yanında. Bizim akşama kadar. Değiller. Bizim yanımızda değiller. Her gün anasının babasının yanında zaten. İlla ki ben onların peşinde kamerayla gezmem mi lazım? Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, nereye gidiyorlar, nereden geliyorlar? Anasının babasının yanına girip çıkıyorlar mı diye. Ne bileyim ben aynı saçma sapan bir konuşmalar öyle bazen yazıyorlar. Daha hala da yazan var yani. Arkadaşlar bu video benim kendime ait. Sağa sola ait değil. Ha, gerektiğinde geldiğinde çekerim zamanı geldiğinde. Ama milletin ben peşinde geçip de annesine gidiyorum, annesinden geliyorum, annesinden konuşuyorum, annesinden konuşuyorum. Biz onların şişini kovalaşmasını yapamayız. Onun için herkesin anası babası zaten yanında. Ben çekmek zorunda da değilim yani. Sen merak ediyorsun diye ben çekmek zorunda mıyım? Yok. Bizim videoda çıkıyor ki durma benimle ilgili de bize gelecek de. Adamlar durmadan da bize gelecek hali yok. Mesela geçen burada düğün oldu. Geldiler kahvemizi içtiler. Oturdu sohbetimizi. Adamlar da misafirle gelince de hemen koltukta kamerayı elime alıp da adamları çekecek halim diyor. Böyle bir saçmalık diyor. Bence biraz düşüncelerinizi aşağıdan çekin arkadaşlar. Ben kendi ailemi çekiyorum. Onları merak ediyorsan gideceksin orada izleyeceksin. Geleceksin evlerine bakacaksın nereye girip çıktığına. Gelip de benim videomda yok oraya gittiler mi? Yok çocuklar annesi babası yok mu? Ne bileyim ne etmiş. Herkesin anası da var babası da var. Evi barkı da var. Herkes gidiyor da geliyor da. Bizim çökmemize ya da size göstermemize bir şey yok. Artık benim düğünüm bitti. Ben düğünün iki ay boyunca şekillerimi zaten yaptım. Yeterince. Bundan dolayı elimden geleni de yaptım. Elimden geleni de yaptım. Bundan sonra onların şeysi o. Bundan dolayı şey yapacak bir şey yok. Merak ediyorsanız, çok merak ediyorsanız altta arabana gel, evleri koynukta. Oradan bakarsanız ne yapacak. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Herkes kendine iyi basın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın biz de kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.